Yok, ayrı yalnızlığı. Bir organizatör sanırım eskilerden Tikko Fischasan, ilk sahneye çıkaran insan. Ankara'ya gitmişler. Bu 500 lirayı ömeye alacak. O gün dolaşıyor orayı burayı. Kimse, kim var yanında diyorlar. Tek başına. Ne biçim konser bu diyorlar. Öyle orkestrası falan yok mu? Ayrı yalnızlığı. Şey, devrin Ankara valisi Nevzat Tandoğan'a çıkıyor izin almak için. Küçücük bir sinema bulmuş sanıyorum o sırada. Nevzat Tandoğan bakıyor. Ferdi Tayfur mu geliyor buraya diyor. Evet efendim diyor. Bu ne biçim tarife, ne biçim fiyat bu diyor. Hasan işte efendim ancak kurtarır. Hayır onu demiyorum. Ferdi Tayfur gibi bir sanatkar için çok az bu diyor. 2-3 misline çıkartıyor. Ve nerede oynuyorsun diyor. Efendim diyor salon arıyorum. Bulacağım herhalde bir yer diyor. Yok yok öyle şurada burada olmaz. Bizim bir bankanın sinemasıdır. O zaman Ankara'nın en büyük sineması olur. Büyük sinemada siz gelsin konserini tertip edin diyor. Efendim doldurayım sen hiçbir şeye karışma. Ben hallederim onları diyor. Ve o gece de Ferdi Bey Hasan'a telefon ediyor. Diyor ki Hasan kardeşim diyor ben bu gece bir rüya gördüm. Taş falan yağıyor başımıza. İstersen vazgeç bu işten sen diyor. Yok üzülmeyin Ferdi Bey diyor. İşler yolunda gidiyor diyor. Bak benden söylemesi diyor. Gidiyorlar Ankara'ya konser oluyor işte. Ertesi günü yahut 2-3 konserden sonra Nevzat Tandoğan'ın yanına çıkıyorlar. Büyük bir zarf. Nevzat Tandoğan rahmetli. Buyurun Ferdi Bey paranızı diyor. İçinde 125 bin lira var. Şimdi Hasan diyor ki ne de olsa insanım. Acaba yarısını olsun bana verir mi diyor. Yarısından vazgeçtim diyor. Bir 25 bin de bana verse bari diyor. E insan bu canım o da verir biraz para herhalde diyor. Çıkıyorlar. Ferdi Bey diyor ki Hasan diyor canım bir işkembe çorbası istedi. Gel bir çorba içelim diyor. Gittik diyor. Çorbacı da zarfı olduğu gibi bana verdi diyor. Ver bakalım üç yemeği benim demiş. Üç yemeğimi isterim demiş. Ne yapıyorsunuz Ferdi Bey demiş. Ayağınıza kapanayım bari yarısını olsun. Öyle mi konuştuk senden oğlum demiş. Ve üç yemeğini almış. Ötesi Hasan'a kalmış. Yalvarmasına rağmen bir kuruş almamış. Böyle gönül dolusu bir insandı. Eğer gönlündeki dalgaları dengeleyebilseydi dünyada eşi bulunmayacak bir sanatçı olurdu. İzleri de ilelebet silinmezdi sanıyorum. Allah razı olsun.